Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu basit iğne yasa modelini anlatacağım. Çok pratik bir şekilde. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı da, like'larınızı da bekliyoruz. Hadi hızlıca videoya geçelim. Anlatımını istediğiniz modeli aşağıdaki Instagram hesabından bana resim yollarsanız ben de elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde minik pomponlarımız var. Bunu ben geçen yıl 1 liraya almıştım. 1 lira ve 2 lira arası bir fiyatı vardır tahminim. Şu şekilde bir çay tabağına koydum. Rengarenk ve çok tatlılar. Bu arada yazmam sade. Tek renk. Hiçbir çiçeğim, hiçbir şey yok. Ve Yahut markasının bu şekilde de modelimiz. Bir tabağa aldım dediğim gibi şu minik pomponları tekrar göstermek gerekirse. Bunu isterseniz böyle karışık isterseniz de sade satılıyor. Bu arada nereden aldığımı soranlara da tuhafiyeden aldım arkadaşlar. Şu şekilde rengarenk yaptım. Şimdi 5 tane zürafa yapıyoruz. Aralara ben 5 tane yaptım. İsterseniz daha sık veya daha seyrek de yapılabilir tabi. Ve 5. zürafamızı da yaptık. Şimdi bu 5. zürafanın ortasına geliyorum. Tam şu şekilde. Şöyle bakıyorum. Şu mordan bayağıdır yapmamışım. Şuradan bir tane mor alıyorum. Bunun ortasının deliği var şurada gördüğünüz gibi. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu ama. Şu şekilde aynı boncuk takar gibi ipimize takıyoruz. Şu aynı dibine bir tane düğüm atalım. Ve şunu şöyle elimle birazcık yukarı çekiyorum. Ki şöyle birazcık sallansın diye. Mesela şunu birazcık daha topakmış. Şöyle şöyle yapıyorum. Yine hızlıca bir tane daha yapalım. Modelimiz sadece bu. İğne yasında tek zürafayı biliyorsanız bu modeli yapabilirsiniz. Şöyle bakıyorum yine. Kahverengi var mıymış? Bir tane de kahverengi bağlayalım sizlerle. Bu şekilde. Evet, şurada deliği var. Evet. Bunu da bağladık. Sıkıştırıyoruz. Ve zürafalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ben şuradan ütülemiştim şu birazını sizlere göstermek adına. Ütülediğimizde de şu şekilde göstereyim daha rahat görürsünüz. Şu şekilde oldu. Ve çok da güzel duruyor bence yazmada. Yazmanın ipini yazmanın kendi rengiyle aynı tutmaya çalıştım. Ancak bu kadar uydurabildim. Çok da belli değil. Bu şekilde renk renk ve çok şahane oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir. Bu arada bu modeli arkadaşım Betül'de görmüştüm ve çok beğendim. Hemen bana gösterdi. Buradan da ona selam olsun. Çok teşekkür ederim yine. Kameramı elime aldım. Sizlere yavaş yavaş çok yakın bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Umarım güzel gösterebilirim. Bu yazmanın nar çiçeğinden kız kardeşime yapmıştım. Onun da resimlerini görüyorsunuz. Ona da çok yakıştı. Bu arada başında da nasıl gözüktüğünü görüyorsunuz. Bu da arkadaşım Betül'ün yaptığı. Siyah yazmaya yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu birazcık bağlamasıydı. Benden birazcık daha şey yapmış. Aralara fil dişi falan atmış. Bu da bu şekilde ama pomponları aynı renk, yazma aynı sade. Şu şekilde göstereyim. Buradan Betül ablacığım ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz bir like'ı daha hak etmişsinizdir diye düşünüyorum.
Kanalıma abone değilseniz abone olun ki bu tarz videoları yayınladığımda anında bildirim gelsin sizlere. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.